Merhaba Duygu, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir proje için bir aradayız. Bize bu projeden biraz bahseder misin? Ben de çok heyecanlıyım. Beraber olduğumuz için de çok mutluyum açıkçası. L'Oréal Paris senin de bildiğin gibi tüm dünyada kadınları güçlendirmeyi kendine misyon edinmiş bir marka. Ve bu misyonla da aslında uzun senelerdir Paris Moda Haftası'nın resmi sponsoru. Peki Le Défilé nasıl bir organizasyon? Amacı nedir tam olarak? Le Défilé aslında son 5 senedir yapılan, her yaştan, her ülkeden çok güzel ve güçlü kadınların yürüdüğü çok güzel bir kutlama. İnanılmaz bir ortam var orada gerçekten. Ben de bu sene ikinci kez yürüyeceğim. O yüzden çok heyecanlı ve gururluyum. Aynı zamanda aslında amacı sokak tacizine dikkat çekmek. Bu yüzden zaten sokakta yapılan bir defile. L'Oréal Paris yaptığı araştırmalar sonucunda görüyor ki kadınların birçoğu sokak tacizine uğruyor veya şahit oluyor. Bu yüzden 5D metodu diye bir aslında eğitim vermeye başlıyor. Ben bu eğitimi aldım ve benim için gerçekten farkındalığımın çok yükseldiği bir deneyimdi. Kadınların sokak tacizine maruz kaldığında ya da şahit olduklarında ne yapmaları gerektiğini adım adım anlatan, aslında çok kolay öğrenilebilen bir eğitim. Daha çok kadına ulaştırmamız lazım bunu. O yüzden buna değiniyor olmak çok güzel hedefiyle. Peki sen projeye nasıl dahil oldun? Aslında ben de tasarımcı olarak koleksiyonumu hazırlarken kadınların her zaman güçlü yanlarını ortaya koymaları için tasarımlar geliştiririm. Ve L'Oréal ile beraber aslında şunu ortaya koymak çok hoş. Her kadın güçlüdür aslında. Biz bunu hatırlatıyoruz onlara. Yani güçlü kadınlar zaten içinizde. Hatırlayın bunu. Dolayısıyla L'Oréal'in de bu özellikle stand-up projesi ve bu projenin orada sokakta duyurulması, farkındalık yaratılması tam birbirimize uyumlu bir yolda güzel işler çıkaracağımızın göstergesi oldu. Ben koşa koşa heyecanlı atladım projeye diyebilirim. Hele ki bu projede bir de Duygu olunca çok heyecanlandım. Ve öyle. Severek senin o defilede nasıl yürüyeceğini hayal ederek bir kıyafet tasarladım. Peki bu tasarımı yaparken ne düşündün? Bir kere defile gece olacağı için ışıklar altında daha da ışıl ışıl bir duygu hayal ettim. Sana maskülenlik de yakışıyor, feminenlik de. İkisini de çok güzel barındırıyorsun içinde. Ve özgüvenli bir yürüyüşün var. Zaten tecrübe ettik geçen seneden. Dolayısıyla bütün bunları böyle düşünerek ve L'Oréal'in de vermek istediği mesajı da ekleyerek büyülü bir şey çıkardık diye düşünüyorum ortaya. Aslında sen de bu proje vesilesiyle stand-up'ı öğrenmiş oldun. Senin düşüncelerini birazcık alayım. Duygu, ben İki kız çocuğu annesiyim biliyorsun. Dolayısıyla biz anneler olarak bu tarz maalesef tacizlere karşı daha küçük yaşta uyarmaya başlıyoruz çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarını. Dolayısıyla L'Oréal'in sağladığı bu eğitimi, herkesin erişiminin olabilmesi ve bu eğitimin çok faydalı oluşu bence çok manalı. Bizim de bunun birer parçası olabilmemiz de çok güzel. Geçen yıl ilk kez L'Oréal Paris'te Le Défilé'de yürüdüğümde gerçekten çok heyecanlanmıştım ve çok gurur duymuştum. Bu sene ikincisinde yürümekse benim için çok daha gurur vericiydi. Hem biraz ne bekleyeceğimi biliyordum hem de bu seneki ortam çok daha büyüleyiciydi. L'Oréal Paris aileme teşekkür ederim.